Hayırlı günler. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün sizinle çok güzel bir kargo hazırlayacağız. Kargo Süheyla Arıcan'a gidecek. Süheyla Hanım dizlerinden rahatsızmış, hep oturuyormuş. Lif kopması olmuş, ayağa kalkamıyormuş. Ondan sonra bu ara diyor çiçeklere sardım diyor. Sizdeki çiçeklerin İşte çiçeklerden bana gönderir misiniz dedi. Ben de arkadaşlar ona şimdi çiçek hazırlayacağım. Kendisi aslında benden yaprak istemişti. Fakat çiçekle bu işin daha iyi olacağını söyledik. Şöyle bir şey oldu. Kendisi, yani bunu da söylemek istemiyorum ama ilerleyen zamanda niye söylemek istemediğimi de söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi normalde bunu kabul etmiyorum. Asla kabul etmiyorum. Bana dedi ki takas asla kabul etmiyorum. Ben dedi size dedi yelek öreyim dedi. Siz de bana dedi çiçek gönderin. Arkadaşlar, evet, sukulentleri yetiştirmek çok meşakkatli ama yelek örmek çok meşakkatli. Çok çok daha meşakkatli. Ben örgü hocasıyım. Bunun çilesini biliyorum. Kendim de örüyorum. Yani sürekli örüyorum. Fakat böyle mağduriyetini de duyunca falan yani tamam dedim. Arkadaşlar, bir kereye mahsus olmak üzere Süheyla Hanım'a tamam dedim. İşte bana dedi yaprak gönderin dedi. Arkadaşlar, yaprak göndermeyi de vicdanım el vermedi. Dedim ki yaprak bir örgünün karşılığı olamaz. Çünkü örgü çok meşakkatli. Bunları yetiştirmek de kolay değil arkadaşlar. 1 yıl, 2 yıl alıyor ama bende çok var. Ve gönderdikçe Allah daha çok veriyor. O yüzden siz bilirsiniz dedi. Eğer bitki gönderirseniz tabii ki daha çok sevinirim ama ben dedi sizden dedi yaprak isteyecektim dedi. Şimdi arkadaşlar, kargoyu Süheyla Hanım'a hazırlayacağız. Kendisi kargosunu göndermiş bana. Kendi kargosu yola çıkmış arkadaşlar. Ben kendisine baya bir grapta koyacağım. Şu sedumları da arkadaşlar sökemediğimi unuttum. Makas almadan geldim buraya, işimin başına. Çünkü çektiğiniz anda böyle alttan yukarıya kabarıp geliyor. Böyle yani keserek göndereceğim bunların tümünü. Yine şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kestiğim zaman, mesela şu kısmı kestiğim zaman, bunun altındakiler çoğalacak, yeşerecek. Hemen ben bir makas alayım arkadaşlar ve öyle geleyim. Şimdi arkadaşlar, şöyle şu arkadaşı buradan kesersem çok iyi olacak. Çünkü altı böyle bebek dolu. Sedumlar böyle. Kendisi de bebek dolu arkadaşlar. Her yeri bebek. Her yeri şöyle bakın. Havai kök vermiş. Biraz da yakut koyayım. Şöyle. Bir tane daha koyayım ya. Gerçi bir tane bana da arkadaşlar bir tane yakut gelmişti. Allah'ım ne kadar sevinmiştim, ne kadar sevinmiştim. Havva Hanım'dan gelmişti, sukulent rüyası. Ondan sonra o kadar çoğaldı. O kadar kişiye de hediye yolladım. O kadar da arkadaşlar satışını yaptım ki Rabbim bir işin bereketini artırdıktan sonra artırıyor. Adına kurban olayım. Şimdi arkadaşlar, grabdolar da benim şurada köklü grabdolarım var. Hemen onları koyacağım. Çünkü bunları da elimden çıkartmam lazım. Şöyle. Yine şöyle büyük boy bir arkadaş var burada. Bu arada görmüşsünüzdür arkadaşlar. Kediye kum aldım. Soğuk havalarda dedim dışarıya bırakmayız diye düşündüm.
Fakat bana göre değil, bu kedi dışarıya gitsin arkadaşlar, çişini yapsın. Kararımı verdim, yok dedim ya. Yani kediyi dedim şey yapmayacağım, göndereceğim dışarıya. Çünkü bizim kedi dışarıya alışık arkadaşlar. Çişi geldiğinde kıyametleri koparıyor, evleri tırmalıyor. Öyle dedim, en iyisi ben bunu göndereyim, çişini mişini dışarıda yapsın gelsin. Bu kumun da bilmiyorum, kumu ya dökerim ya da kışa saklarım. Kara kıştı işte, böyle kar buz olduğunda o zaman içeride kalmasına izin veririm arkadaşlar. Yoksa çişini gitsin bahçeye yapsın gelsin, iyi güzel hallediyor. Yani macera aramaya gerek yok. Sonunda öyle karar verdim. Şimdi arkadaşlar şuradaki sukulent arkadaşlara almak istiyorum oradan. Bir tane de baldi göndereyim istiyorum. Fakat o kadar sık ki oraya inanın makas girmez. Biraz küçük oldu ama yapacak bir şey yok. Her zaman prenses çamı da şuradan saklanıyor. Ona prenses çamı da göndereyim arkadaşlar. Kesemedim mi? Nasıl oldu? Şöyle prenses çamı. Toprağa da dökmem lazım. Prenses çamı koydum. Ondan sonra arkadaşlar kendisine baldi koydum. Şu aradakini aldım bakın. Aradaki almamın sebebi de şurası, bakın büyüsün. Bakın. Şunlar biraz büyüsün diye. Solucan kaktüsü koydum. Yakut koydum arkadaşlar. Ondan sonra bakın şu leş kaktüsünden koyayım. Çünkü şu an elimde en fazla olan leş kaktüslerimden bir tanesi. Pembe çiçek açan türüm. Bundan koyayım. Ondan sonra diğer leş kaktüslerim arkadaşlar, şu anlık bundan şu kadar kendim ayırdım. Bir de ben ona şey koyayım bakın. Şu polis rozeti var ya benim. Şu polis rozetinin arkadaşlar içeride var. O içeridekilerden koyayım ben. En iyisi şöyle de bir hovartiya var. Hovartiya koyayım. Ondan sonra biraz da içeriye gidelim, içeriden toplayalım. Bakalım ne yollayacağız. Sonra başka bir kargoya geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar, Süheyla Hanım'a şöyle bunun şuralarına diken batmıştı, o yüzden öyle. Telgraf çiçeği, buz çiçeği, yakut kolyesi koydum. Bilmiyorum hani kaktüs türlerini sever mi? Bir tane de tavşan kulağı koyayım kendisine. Prenses çamı hepsinden koydum arkadaşlar. Ondan sonra kendisine tekrar ekleme yaparsam göstereceğim. Şimdi başka birinin kargosuna geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer kargomuza bir geçelim. Şimdi arkadaşlar, normalde hiç kimseye göndermiyorum artık biliyorsunuz ve kesinlikle göndermem. Fakat şu kırmızı leş kaktüsünün bir tane dalından kime göndereceğim? Oktay Üzen beyefendiye göndereceğim. Çünkü kendisi bana o kadar türler hazırlamış ki arkadaşlar. Geldiğinde bakacağız. Çok fazla tür hazırlamış, 27-28 tane tür. İnşallah yani güzel türlerdir. Fatma Hanım dedi, size sizde olmayan türlerin tümünden koydum dedi. Görmedim kargoyu arkadaşlar. Her halükarda emek etmiş.
Yani ne koyduğunu, ne olduğunu bilmiyorum. Yine söylüyorum, çok da böyle takası falan kabul etmediğim halde, yani kıramadım. Genç bir arkadaşımız tamam dedim ve gönderdiği türlere de atmıştı. Çok fazla fotoğraftan anlaşılmıyordu ama kendisinin benden istedikleri arkadaşlar leş kaktüslerinin satılıkta olan hepsinden, ama polis rozeti istemiyor kendisi. Çünkü polis rozeti diyor benim diyor var dedi. Şu pembe olan leş kaktüsü, bu kırmızı olan leş kaktüsü. Arkadaşlar, şimdi bakın, şöyle bir türüm var. Arkadaşlar, o kadar çok kargo geliyor ki artık benim kızlar da bütün alışverişlerini internet üzerinden yapıyor. Öyle olunca da tabii ki bana böyle durmadan kargo mevzusu geliyor. Şöyle arkadaşlar, son olarak bunu da gönderdim. Artık bu üretime böyle devam edeceğiz. Hatta küçüldü bile diyebilirim. Artık leş kaktüslerim iki türlü olanlar satılık arkadaşlar. Bir pembe çiçekli, bir de polis rozeti olan türüm satılık. Bu takas olduğu için arkadaşlar gönderiyorum. Normalde takas yapıyor muyum? Takas pek yapmıyorum. Yani birisi bana göndermişse tabii ki ben de ona hediye gönderiyorum. Ayrı mevzu. Ama hediye göndermelerinin dışında hani yani takas yaptım. Şimdilik bunlar takas için gönderilen ürünler arkadaşlar. Şöyle 3 tane bende olan leş kaktüslerinden, bir tane daha yatak odası camımda var. Sarı çiçekli olan arkadaşlar. O sarı çiçekli olan arkadaştan da kendisine koyacağım. Sonra kendi istedikleri var. Kendi istediklerinin tümünden koyacağım. Şimdi arkadaşlar ben hem diğer odaya geçeyim hem de bir kontrol edeyim ne istiyor. Arkadaşlar, şunun yaprağından bir tane istemiş. Normalde asla göndermem. Ama diyorum ya, bakın kargosu gelecek. O kadar güzel bana türler göndermiş ki normalde kabul etmiyorum. Hediye gelen türlerimi yani üretmeden satışa da koymuyorum. Ve yaprak satışımın bittiğini de söylemiştim arkadaşlar. Bakın bundan kendisini koydum. Çünkü koyduğu türler benim çok da istediğim türlerdi arkadaşlar. Gelince inşallah bakacağız. Ondan sonra benim de çok böyle olmasını istediğim türlerdi. Bu ikisine de tekrar koydum. Bir tane lütfen ondan bana koyun demiş. Şimdi bakacağız. Arkadaşlar, şöyle biz kendisiyle anlaşmamızı şunun üstüne yaptık. Fatma Hanım dedi, ben dedi sizin dedi leş kaktüslerinizin tümünden istiyorum dedi. Bu arkadaş da benim küçük çiçek açan, ama arkadaşlar artık kalmadı, takdir edersiniz ki. Yani bu konuda hiç kimse, yine söylüyorum, yazmasa çok sevinirim. Yani ısrarlı istenilebiliyor. Çünkü bazı türleri parayla bile arasanız artık bulamıyorsunuz. Kış geçireceği için de arkadaşlar mecburen satışa koydum. Hani ama tüm türlerimi tabii ki tüketmek gibi bir niyetim yok. Şimdi bir bakalım. Başka şu arkadaştan da istedi arkadaşlar. Bu arkadaştan bakın şöyle bu öbek halinde. Ondan da istedi. Şurada bakın kök olarak var. Bayağı da bir şöyle sökebilsem bunu böylece yollardım kendisine. Şimdi bunun kellesini ben almıştım. Sonra yapraklarından da aldım arkadaşlar ki şöyle büyüsün diye. Bakın.
Toprak çok güzel. Toprak inanın, bakın. Fındık kabuğu sarılmış buraya ama toprak harika. Bunun böyle kirli olduğuna bakmayın. Söküm yapıyorum sürekli, sürekli üstüne bir şeyler düşüyor. Bundan dolayı öyle. Ama çok güzel tür arkadaşlar. Böyle gömülen yaprakları da bir çıkartayım da. Başka da gömülü kaldı ha. Neyse. Şöyle. Bakın arkadaşlar, çok minik. Bakın. Şöyle. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, kendisi benden şundan istiyor. Onun aslında yapraklarından istiyor. Fakat benim şurada bir tane kök var. Bakın, çok minik. Yaprak göndermektense yetişmiş olanını göndermek çok daha iyi. Bakın. Yine de yapraktan da bilmiyorum koyayım mı? Sökerken yaprakları oraya döküldü. Yine yaprağından da koyayım arkadaşlar. Şimdi şu, bakın, şu arkadaşın yapraklarından istemiş. Yetişmiş türü var mı diye baktım. Eğer yetişmiş türüne rastlasaydım arkadaşlar, yetişmiş tür yollasam çok daha iyiydi. Ama yapraklarından da çok güzel büyüyen bir tür. Ama bunu lütfen şununla karıştırmayın. Bakın, şu ikisi ayrı tür. Şunlar farklı tür. Birbirlerine çok benziyorlar. Ama bu farklı bir tür arkadaşım. Yani onları karıştırmayın. Şimdi arkadaşlar, benden baldi falan istemedi. Olanları çok fazla var arkadaşlar. O kadar çok sukulentleri var ki, o yüzden böyle nokta atışı şeyler istedi. Şu tombik türden istemiş. Bu tombik şöyle çok güzel bir tür. Bu tombik türden istemiş. Bu tombik tür biliyorsunuz öldü öldü dirildi. Bunun var mıdır saksılarda? Saksılarda arkadaşlar. Polluk da istemiş. Polluk burada bir tane varmış şansına. Bakın. Şeklen biraz biçimsiz ama yapraklarını kopartıp üretime geçerse kristal olmaya hazırlanıyor kendisi. Öyle bir polluk varmış. Şimdi arkadaşlar, şunu bir istiyor. Şundan istiyor. Bakın, şundan istiyor. Benim bundan bir tane de şurada var. Bakın. Burada var. Kendisine arkadaşlar, normalde asla göndermezdim. Fakat o kadar türü gönderdikten sonra bunu göndereyim. Bunlar nasıl olsa kargoda kırılacak arkadaşlar. Ama bakın, bu çok güzel bir tür. Hem tombik hem de şöyle. Çok güzel bir tür. Ve bunları arkadaşlar ben yapraklarımın yanına yatırayım. Onlar şöyle büyüsün.
Şimdi bir de benden filet istemiş. Filet burada var fakat büyük boy filet bulursam dedim ve burada var. Büyük boy filet. Böyle arkadaşlar. Bu filet büyüdüğü zaman o kadar büyük oluyor ki dibinde küçük bir tane daha vardı. Onu bıraktım kendime. O kadar büyük bir boy oluyor ki arkadaşlar, farkındaysanız saksılarım şöyle bir büyümesi lazım. Baldilerim, ondan sonra diğer türlerim çok fazla fakat artık fazla olmayan türlerim de var. Şimdi hala neyi koymadığımın farkında mısınız bilmiyorum. Saksılarda arkadaşlar tombik sukulent arıyorum. Şunun emin değilim. Farklı bir tür olma ihtimali var. Emin olmadığım bitkiyi koymak istemiyorum. Çünkü bu saksılarda çok farklı türler var. Bakın şu da çok farklı bir tür. Emin olmadığım bitkimi koymak istemiyorum. Bakın bu farklı bir tür. Şunlar farklı türler. Onları bir çoğaltayım. İnanın artık iğneyle kuyu kazmak gibi bir hale geldi benim iş. Zor. Zar zor böyle hem üret hem satış. Ama arkadaşlar bakın söktüğümde altlar çok güzel bitkilerimin. Yani hep şüpheleniyorum, acaba diyorum çok mu kötü topraktalar, değiller. O yüzden bu kadar hızlı büyüyorlar. Yani bundan da eminim. Çok mu diyorum bazen. Onları yoruyorum diyorum. Şimdi arkadaşlar tombik maalesef baktım tombik arkadaşlardan yok. Olmadığı için de şunu şuradan aldım. Bunlar arkadaşlar 5,5'luk saksıya koyduğunuzda gayet güzel. 5,5'luk saksıyı doldurabilecek boyuttalar. Fakat büyüdüklerinde tabii ki daha şu kadar oluyorlar. O zamanı da hani beklemek gerekiyor. Beklenene kadar satılıyor arkadaşlar. Şu gerçekten çok güzel. Ben bundan hazır gelmişken birkaç tane kendim için de üretime yaprak yatırsam çok iyi olur. Biraz saksı böyle değiştirme durumum olacak. Ondan sonra inşallah ben onu yapmış olacağım. Şimdi arkadaşlar ben bir daha bir kontrol edeyim eksiğimiz nedir. Eksiğimizden sonra inşallah. Arkadaşlar bunun yaprağından istemiş arkadaşım bir tane de. Hemen şuradan bir tanesini sökeyim. Bakın çürüme falan olmamış. Çünkü şöyle arkadaşlar, ekim yaptıktan sonra kesinlikle sulamıyorum. Bekletiyorum. Bakın çok güzel bir biçimde. Her zaman bunu soruyorsunuz. Her zaman da söylüyorum arkadaşlar. Lütfen bitkileriniz geldiği zaman bir hafta, iki hafta eve alışsın. Bunun için bekletin. Şimdi bundan istemiş. Bin bir surat istemiş. Bangkoklu istemiş. Arkadaşlar Bangkoklu bende bitmek üzere. Bakın şu kadar küçük var. Yine de ben bunu bir bardağa koyacağım. Saracağım. Yollayacağım. İnşallah gidene kadar ölmez. Yani sağlıklı duruyor arkadaşlar. Fakat en ufak dalını bile ekseniz büyüyor. Bangkoklu satışım bitti biliyorsunuz. Sadece bir tane kendi anaçım var. Onu da yollayamayacağıma göre şimdi arkadaşlar benden binbir suratın yapraklarından da istemiş kendisi. Kendisine binbir suratın şöyle sağlıklı iri yapraklarından yollayacağım. Bu binbir suratı da bir gün arkadaşlar törenle sizinle tamamen yapraklarını alacağız ve buradan kopartacağız. İki elle tutuyorum, kusura bakmayın. Şöyle şu dibinden güzel kopması önemli. O yüzden birkaç tane fazla koparttım. Şöyle bunlar karışmaz ama şunları ayrı bir peçeteye saracağım arkadaşlar. Bangkoklu. Şimdi kendisinin en büyük şanssızlığı benim bitkilerimin arkadaşlar tam böyle
azaldığı zaman. Her türüm şu anda yok. Çok güzel türlerimin olup çok çok bol satışları yaptığım zamanlarda keşke o zamanlarda bu takası yapmış olsaydık arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Yani ben de elimden gelenin ancak bu kadarı. Bir de bana verigata demiş, bir türünüzden demiş. Verigata ben anlamadım. Kendisinde çok fazla örtücü bir tür var. Arkadaşlar yani benim bitmiş olan o da birkaç dal var. Yani çok yok. Şöyle bilmiyorum bundan mı istedi yoksa başka bir şey mi istedi? Verigata olan başka bir türüm yok. Yani o da benim sadece şu kaldı arkadaşlar. Yok yani. Ve bir yağmurdan sonra bunlar tekrar coşup bu saksılar büyüdüğünde bir ay sonra tabii ki satışlarım daha çok bu konuda olacaktır. Ama bu saksılardaki hemen hemen bütün satışları bitirmişim. Şunun satışı olabilir. Ondan sonra graptoların satışı olabilir. Sedumlarınki olabilir. Kalançolarınki olabilir arkadaşlar. Baldilerin olabilir. Onun dışında bu saksılardan satışı bitirdim hemen hemen. Bu saksılardan satış artık yapmayacağım. Yaprak satışı yapmayacağım. Öbür balkondaki saksılardan satış yapacağım arkadaşlar. Öbür balkondaki graptolar, baldiler, kaktüsler, yakutlar hepsinden isteyebilirsiniz. Hepsinden. Ama onun dışında diğer bitkilerin büyümesini bekleyeceğiz. İnşallah neşeliye neşeli onları büyüteceğiz arkadaşlar. Şu arkadaşı da buradan törenle sökeceğiz. Çünkü artık kendisi çiçek açtı. Devam etse mi böyle? Biraz kalsın ya. Biraz öyle kalsın. Ama yapraklarını alacağım bunun boş bir vaktimde. Şu anda işten yeni geldim arkadaşlar. İşten geldikten sonra da mutfağı toparlıyorum. Ay bakın belinden kopuyor. Böyle de talihsizliklerimiz var. Belinden kopma gibi talihsizliklerimiz de olabiliyor. Ama yapacak bir şey yok. Ben bunları yine de koyacağım. Çok kolay dibinden kopmama gibi bir durumu var. Yani çok dikkatli olmak gerekiyor. O yüzden böyle bitkiyi tam elime ala ala iki elle bunu kopartayım diyorum arkadaşlar. En ufak bir yırtık bitkinin büyümemesine sebep olabilir. Şöyle sık sık koyuyorum. Ondan sonra şu saksılardan yani saksıları şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Saksıları büyüsünler, satışlarını yapayım, tazeleyeyim istiyorum. Çünkü saksılar farkında mısınız? Çok alçaldılar. Bakın şu sınırın, bakın şu sınırların çok altındalar. Yani şu kadar yerinde toprak var şu anda. Şunların ondan sonra inşallah büyüsünler. Bunların da böyle bir gönderimini yapalım. Yeni yeni türler, yeni yeni bitkiler arkadaşlar. Hepsi büyüdükçe bu saksılar dolup dolup taşıyacak inşallah. Çünkü Safiye Hanım'dan gelen türlerim var. Ondan sonra Bitkisel Hayat 78 olan Deniz Hanım'dan gelen türlerim var. Çok değişik. Şimdi gelecek olan türlerim var arkadaşlar. Satış sayfası olmadığı için satış sayfasını söyleyemiyorum. Ama istediği türlerin tümünü koydum. En önemlisi de benim için çok önemli olan şu arkadaştan koydum. Ondan sonra bunu hiçbir şekilde satışını yapmıyordum. Neyse arkadaşlar. Hayırlısı olsun, hayırlı olan olsun. Böyle benim satışlarımın bol olup bitkilerimin büyük olduğu dönemde keşke bunu bana yazmış olsaydı. Çok daha güzel bitkiler göstermiş olacaktım. Bugünlük bu kadar olsun. Hakkımızda hayırlı olan olsun. Hoşça kalın.